Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim tekrar programımıza hoş geldiniz bu akşam. Bu haftaki Saklı Gerçekler programımız efendim herkesin değinemediği gerçekten samimice saklı gerçekler dememiz gerektiği bir program olacak inşallah. Konumuz herkesin biraz üstünden geçtiği ama pek samimiyette konuşmadığı, konuşmak istemediği, konuşmaktan kaçtığı ve hakikaten biz de bu konuyu ele alalım istek inşallah. Onlar da bizim kardeşlerimiz, onlar da sonuçta bizim insanlarımız. Efendim eşcinsellik konusunu konuşmaya çalışacağız inşallah. Rabbim hakiki bu konuda gerçekten Rabbimi anlamaya, hakiki o konuda da hakikaten Rabbimin istediği gibi olmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Hakikaten zor, çok zor bir konu, çok zor bir durum. Rabbim hayırlısını inşallah bütün insanlar için, bütün Müslümanlar için hayırlısını nasip eylesin efendim. Konuklarıma geçmeden evvel efendim ben iletişim adreslerimizi hatırlatmak isterim sizlere. saklıgerçekler@tmtv.com.tr Telefonumuz ise 0216 488 0488. Değerli hocalarım hoş geldiniz inşallah. Murat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Safvet hocam. Efendim Hikmet hocam siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Çok zor bir konu. Benim hakikaten böyle çok yani derin... Bizim modelimize çok böyle şey gitmeyen bir konu. Ama toplumumuzun bir realitesi. Gerçek bu ama değil mi hocam? Ve dediğiniz kimse, gibi. Kimse konuşmuyor. Yani konuşan da yüzeysel konuşuyor. Ya evet, da aynen. Yani, uzmanı olmayan kişiler ya da buna insan hakları çerçevesinde bakan kişiler... Oturup konuştuğunuzda işte o da insan gibisinde. Gerçi bunları deşeceğiz şimdi. Tabii ki insan insanlığından çıkmıyor ama ne kadar insanlığında kaldığı meselesini de konuşacağız. Veya işte bunun sebeplerini konuşacağız. Hangi sebeplerden gerçekleşiyor bu durumlar? Sebeplerini deştikten sonra da inşallah tedavilerini konuşacağız. Tedaviler için nasıl bir tavır takınmak gerektiğini konuşacağız. Yani bunu enine boyuna her türlü konuşacağız inşallah. Ya biz şimdi konu, tabii ki bu konu illaki bir yerden tetiklendi bizde ki bu konu tabii ki Türkiye'mizin ve dünyanın da bir gerçeği bu. Evet. Bu durum söz konusu. Bunu şimdi hastalık olarak görenler var. Onun haricinde doğuştan böyleyim diyenler var. Neuzübillah. Doğuştan böyle bir şey yok yani. Yani Allah ben kadın ve erkek olarak yarattım diyor. Bir tane bedbaht biri çıkmış televizyona, bu durumun içinde olan biri. Ben anamın rahmine düştüğümden beri transseksüelim diyor. Ya nasıl bir ifade yani? Yani Mevla transseksüel mi yaratıyor yani? Yani bu nasıl bir ifade yani? Bu ne yani? Doğuştan böyle olunuyor, ana rahminde böyleyim. Bu tarz ifadeleri şimdi bir şeyi haram olarak görüp yapmak ehl-i sünnet çerçevesi içinde farklıdır. Bir günahkarlık boyutudur. Ama bu haramı yaymak veya bunun için görsellik olarak yani buna hizmet etmek, bunu meşrulaştırmaya çalışıp helal gibi görmek, normalleştirmeye çalışmak insanın dinini, imanını alıp götüren bir mesele. Onun için bu konunun konuşulması gerekiyor ve çok ciddi bir eğilim var bu konuya. Bu konuyu da geçen hafta zaten bir hararetlendiğimiz zaman evet. Bu konuyu mutlaka konuşalım demiştik. Ondan kaynaklandı yani. Tabii ki bu konularla ilgili çok hatıralarımız. Bizde olan birikimleri, gördüğümüz, muhabbet ettiğimiz, dertleştiğimiz bu konuyla alakalı muzdarip olan arkadaş kardeşlerimiz var. Bu konuyu konuşma gereğini hissettik. Bu da Türkiye'nin bir saklı gerçeği olarak görüyorum ben. Çünkü ciddi bir kitleye ulaşıyor ve şu an bütün televizyonlarda, görsel, yazısal veya internet sanal alemde çok ciddi bir çalışma var. Yaygınlaştırılması gerekiyor. Tabii ki. Özellikle sanatçılarda veya işte manken şunlarda bunlarda veya moda yarışmalarında şunlarda bunlarda çok ciddi bir şekilde ne var? Ön plana getiriyorlar bunları. Meşrulaştırma çalışmaları. Evet, yani meşrulaştırma çalışmaları var. Yani Müslümanları bizi ilgilendiren boyutu tabii ki.
Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmak için yapılan tezgahlar olarak düşünüyoruz bunları biz. Çünkü yıllar önce bir İngiliz gavurunun, yani İngiliz gavurunun söylemiş olduğu ifade beni çok etkiliyor. Şöyle yani, şöyle söylüyor. Bir bardak içki ve bir çıplak dansözün Muhammed'in dinine uyanlarda yapacağı tahribat, aynen böyle söylüyor. Bir bardak içki, yani bir kadeh içki, evet, veya bir çıplak dansözün Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin dininde yapacağı tahribat 1000 tane top ve bombadan daha tesirlidir. Yani 1000 tane top bomba at daha yani tesirlidir bir şey yapmak. Zaten yıllardır bunun çalışmalarını yapmıyorlar. O halde ne diyor? Müslümanları madde. Müslümanları madde ve şehvete daldırıp boğmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. İşimiz bu. Müslüman kadınları ne yapacağız? Ahlaklarından uzaklaştıracağız. Böylece İslam'ın taraftarı olan insanlar dağılıp bozgun olup yok olacaklar. Adamın ifadesi bu. Evet. Burada İngilizler bu adamı çok ciddiye alıyorlar, bu gavuru. Yani bu gavur, yani bir kadeh içkinin veya işte Müslümanları şehvetperest, şehvetlerine düşürmenin, yani Müslümanlar üzerinde, Muhammed Aleyhisselam'ın dinine tabi olan Müslümanlar, ümmeti Muhammed üzerinde 1000 tane bombadan veya toptan çok daha tesirli olacağını aşikar kusuyor adam ya. Yani biz de bu şehvet üzerinde bu konuyu bugün ele alacağız. İnşallah bu yaratılıştan mıdır, fıtrattan mıdır, yoksa sonradan mıdır, kimin eksikleri var, niye bu böyle oluyor, aileler üzerindeki vazifeler nelerdir, çocuklarımıza çocukken nasıl davranmamız gerekiyor. Yani bu konuları inşallah Hikmet Hoca ile beraber, Saffet Hoca ile beraber irdelemeye gayret edeceğiz. Hocam sadece bir şey sormak istiyorum tabii ki. Sadece bu hani erkeklerin birbirleriyle cinsel ilişkileri değil de kadınların da birbirleriyle lezbiyenlik olarak bu da bir eşcinselliktir. Yani o da bir eşcinsellik. Yani sadece erkeksel anlamda şeyi değil de ayıralım bayan... ya. Şurayı ayıralım. Bak eşcinsel önce programımızın başında bunları ayıralım ki ondan evet, sonra hitaplarımızda yani izleyenlerimiz bu konuyu ne yapsınlar? Hani bu sınıflandırmaları bilsinler. Şimdi eşcinsel kendi cinsine yani hem cinsine ilgi duyan fakat bunu faaliyete veya fiiliyata dökmemiş kişiler. Evet. Kadın veya erkek. Kendi hem cinsine yani ilgi duyan yani cinsellik olarak ilgi duyan ama bunu fiiliyata dökmemiş. Yani bir yaşantı yok. Karşı hem cinsiyle bir yaşantısı yok. İlişkisi yok. Ama bu tür duyguları var. Yani bu duygularını dışarı çıkarıp da yaşantıya sokmamış kişilere eşcinsel deniliyor. Gay veya lezbiyen dendiği zaman bunlar da içindeki bu eşcinselliği kendi hem cinslerine, kendi cinslerine duymuş olduğu alakayı dışarı çıkaran, fiiliyata döküp yani kendi hem cinsiyle yaşayan, ilişki içinde olan yatan kişilere deniliyor. Evet. Transseksüel veya travestiler de yani bunlara da bunlar da kendilerinin kadın olduğunu düşünüp erkek bedenin içinde hapsedildiğini düşünen bir grup yani bu evet, bu kısım yani. Değişim bunu ayıralım. Yani evet yani kendini kadın olarak düşünen fakat erkek bedeninin içinde hapsolduğunu yani bunu değiştirmesi gerektiğini düşünen ve bunu değiştirmek için işte ameliyat, operasyonlar veya bir birikim yapıp bu olaya girmek hormonal isteyen tedaviler yani bunlara da transseksüel veya travesti deniliyor. Evet. Yani trans deniliyor. Evet. Yani bunu ayıralım. Eşcinsel, gay, lezbiyen veya transseksüel bunlar ayrı şeyler. Evet. Ama genelinin adına ne diyoruz? Eşcinsel diyoruz. Yani sonuçta bunun çıkış noktası burası. Evet. Duygularla çıkıyor. Hislerle çıkıyor. Nefsani arzularla çıkıyor. Onun için burayı ayıralım. Ondan sonra bu konuyu konuşmaya başlayalım. Buyurun siz. Hocam bir sorum var. Türkiye'de ve dünyada uzun süredir yoğun bir şekilde eşcinsellik propagandası yapılmaya devam ediliyor. Aynen. Olay özgürlük adı altında pazarlanıp konu üzerine hassasiyet gösteren toplum ve bireyler adeta kamusal baskı altında alınmaya çalışıyor. Müslüman eşcinselliğe nasıl bakmalı? Müslüman eşcinsel olur mu? Kamuoyunda pompalanan eşcinsellik özgürlük dayatmasına karşı düşüncelerinizi bize aktarabilir misiniz? Öğrenebilir miyiz hocam bu konuda? Şimdi medya bunu meziyetmiş gibi sunuyor. Yani özellikle... Özelmiş gibi sunuyor değil mi hocam? Meziyet derken biraz daha özelmiş gibi sunuyor tabii, sanki. Yani şimdi zaten burada eğilimler de ona göre oluyor. Yani şimdi bu tarz ilişki, yani bu tarz kendini bu kimlik altında tutup da gösteren kişiler
daha böyle sempatik, daha böyle şirin, yani daha böyle cana yakın, sırlarını paylaşabileceğin, kadın ve erkek tarafından da. Yani iki tabii karşı iki cinsinde bu ortada bulunan bu kendine bu kimliği tanıyan eşcinsel kimliğine bir yakınlık söz konusu. Sırdaş gibi gözüküyor. Tabii böyle bir gösteriş de var. Medya bunu pompalıyor yani evet. Sürekli bize. Özellikle dizilerde, her dizide hemen hemen yaklaşık bu tarz bir şey var, tip var, tipleme var. Kendisi de öyle veya özel hayatında da öyle veya özel hayatında olmasa da rol icabı da bu bizim çocuklarımıza veya ailelerimize gösterilen, göz önüne serilip sunulan bir durum yani. Evet. Böyle bir şey var. Sanki tepside kişilik sunulan bir yemekmiş. Evet, böyle kişilik var. Sen de bu haramdır. Yani bu haramdır. Bunun teşhir edilmesi de günahtır dediğin zaman gerici, yobaz veya bağnaz oluyorsun. Yani ne alakası var hocam? Bunlar da insandır veya biz de insanız onlar tarafından. Biz de insanız. Ya İslam şiddet önermiyor ki. Biz bir şiddetle bu işi alalım, keselim, yapalım demiyoruz ki yani. Mesele burası değil. Mesele neresi? Mesele yani mesele bunu... Mesele yapmış oldukları fiiliyatın doğruluğu, aşikar olarak topluma ne kadar zararlı işte olduğu... İşte aşikar olarak göz önüne sermeleri. Anlatabiliyor muyum? Yani gözün önüne seriyorlar. Ve bunu sokaklara çıktığın zaman, senin çocuğunla beraber bir arabayla gezmeye çıktığın zaman... Yani bir Fındıkzade'de, bir Taksim'de veya ne bileyim bir otoban kenarında veya Yeşilköy'de bir sahilde gezdiğin zaman her yerde bunları ne yapabiliyorsun? Görebiliyorsun. Yani kadın kılığına girmiş erkekler senin çocuğun bakıyor, baba bu ne diyor. Şimdi buna bir cevap veremiyorsun yani. Kadın desen değil, erkek desen değil. Bu ne diyor ya? Yani şimdi zaten bunu böyle aşikar etmek, şimdi bunu şuradan girmek lazım. Biz İslami boyutuna bakarak konuşalım bu meseleyi. Ondan sonra açalım. Şimdi çünkü o kadar çok hocalar çıktı ki bu konu yani çok normalmiş gibi. Gayet normalmiş gibi. Yani hiçbir sıkıntı yokmuş gibi. Bir takımı da yani bir takımı da bize benzeyen takımları da işte normal bir zinadır gibi. Ne demek yani? Zina normal midir yani? Normal bir zinadır. Hani zina, ben size kızmıyorum. Zinayı da affol. Ben size çünkü beni sohbetlerimi dinliyorlar, benim kanalımı dinliyorlar, benim kanalımı izliyorlar diye. Yani bu topluluğu nasıl siyasi vaatler veriyordu bazı partiler bunları başa yani size bu hakları vereceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Müslüman bir milletin gözünün içine bakarak yani bunu resmileştirecek, meşrulaştıracak bir parti tüzüğüne koyup bu Müslüman milletten bunu sunarak bunlardan oy almaya çalıştılar. Evet, bir potansiyel olarak gördüler. Şimdi AK Parti, şimdi bu mesela bugün izliyorum bazı videolarında, yani özellikle ağızlarında şu var. Yani bu kanaldaki kardeşlerim yanlış anlamasınlar. Evet. Eşcinsel olan arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Tabii. Biz yardımcı olmak açısından konuşuyoruz. Yoksa yani kimseyi... kısacık 3 günlük dünyalarını kurtarmaları için mücadelemiz yok. Bu işin ahiret boyutu da var. Evet. Dünyada da bir sürü pisliği var bu işin. Öyle değil mi? Var. Bir sürü zührevi hastalıklar, AIDS'ler, aile şiddetler, ondan sonra ne bileyim bir sürü bu şeyler hep bundan dolayı kaynaklanmıyor mu yani? Boşanmalar, yakınmalar, uzaklaşmalar, AIDS, her şey var. AIDS bundan dolayı değil mi? Tek nedeni bu değil mi yani? Evet. Yani bir topluluğa bir pislik, bir mikrop saçılıyor yani. Evet. Ve bunu çok ciddi bir şekilde bu bir kitle var ve bu kitleyle ilişkiye giren yani normal erkeğiz diyen de bir kitle var. Evet. Yani bu sadece normal bir şey yaptığını zannediyor yani. Hayır, o da eşcinsel. Yani bunun aktifi de pasifi de ikisi de eşcinsel yani. Bunu yapan da yaptıran da ikisi de aynı sınıftalar. Evet. Ve aynı yani livatacılık olarak da olabilir. Veya eşcinsel olarak ilişki giriyorsun. Yani ben işte aktif dediniz. Ben aktifim de işte normalim gibi algılamaması gerekiyor insanlar. Tabii kesinlikle. Yani. Hani sen normal olsan bu işi yapar mısın normalim ya? Normalim. İşte ben aktifim demek herhalde bir şey olur. Şimdi bunların çok ciddi olur. Bir şekilde sayısı artıyor. Yani böyle bir haramın Allah'ın lanetlemiş olduğu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetim üzerinde en çok korktuğum şey buyuruyor. Bak en çok korktuğum şey benim ümmetimin Lutilerde yani Lut kavminin özelliklerine şey yapması yani özenmesi. Özenmesi. Şimdi bunlar çok ciddi bütün ekranlarda gözümüzün önündeler. Kesinlikle. Çok ciddi bir özenti var ve bunlar hep özel konumda gösteriliyorlar. Oraya bir özenti var. Yani biraz işte şey olmak bu tarz eşcinsel olmak
kızlarla daha yakın olmayı gerektiren bir şekilde bir grup buraya yaklaşıyor. Yani bir karşı cinste kadınlarla daha sırdaş oluyorsun, daha yakın oluyorsun. Senden endişeleri olmuyor gibi bir yaklaşım var. Evet. Yani ondan sonra bunlarla birlikte olan da ciddi bir kitle var ki bu arz talep meselesi yani. Tabii mutlaka. Yoksa bunlarla beraber olmayan insanların bu kadar gece işçiliğini nasıl yapacaklar? Hepsi gecelerin işe çıkıyorlar. Ve bunlar gece işçiliği yapıyorlar. Ben onun ismini söylemiyorum yani ne işçiliği yaptıklarını. Ama yaptıkları iş ortada. Ve bunlarla beraber olup sonra gidip hanımıyla beraber olan insanlar var. Ve bu insanlarda çok ciddi bir AIDS veya zührevi hastalıklar bu durumu var yani. Ve toplumu sağlık olarak ciddi bir sıkıntıya götürüyorlar. Ve bu haricinde de bunların bulunduğu bir topluma Allah'ın rahmet edeceğini düşünüyoruz yani. Yani zina ise eğer, yani sadece zina ise eğer lanetleniyor. Bir zina arşı titretir buyuruyor Mevla Teala. Allah, Efendimiz buyuruyor mu? Zina eden bir topluluk sizin içinizde bulunduğu sürece Allah o topluluğa rahmet etmez ki ya. Etmeyecek ki ya. E şimdi bunu biz Allah'ın lanetlemiş olduğu bir şeyi meşrulaştırıp da bunu içimizde böyle yapacaksak biz bu eşcinselliğe düşen kardeşlerimize de haksızlık ediyoruz. Şimdi, bunlara da hainlik yapıyoruz. Bunlara kim cevaz verip yumuşatıp normal gibi göstermeye çalışıyorsa bunların hepsini ben hain olarak ilan ediyorum. Özellikle bu eşcinsel kardeşlerimizin de bu işi normalmiş gibi gösteren insanlara hain gözüyle bakmalarını istiyorum. Çünkü bu iş normal değil. Allah'ın ve Resulünün lanetlediği, normal görmediği bir şeyi senin benim normalleştirip de sıradan bir şeymiş gibi başımıza vekil olarak çıkarmak veya bunları idareci konumuna getirmek. O zaman yani sen bunlarla iç içe yaşadığın zaman bu işi normalleştiriyorsun. Zaten iç içe yaşıyoruz yani. Tabii. Bunların da anneleri babaları var. Bunlarla da biz komşuyuz, dostuz. Ama sen bu fiiliyatı normal olarak gördüğün zaman yarın senin çocuğun da öyle bir tercih yapacak. Yani bunu normalmiş gibi gösteremezsin. Bu anormal bir durum. Bu yaratılıştan olan bir şey değil. Sonradan tercih veya özenti veya nefsani bir durum. Buraları konuşmamız tamamen lazım. Tamamen ben bunun hormonal veya şey hormonal derken. Hocam, tıbbi durumuna bakarsak hormonal dediniz ya yani. Şimdi tıbbi durumuna bakarsak ben tıp uzmanı değilim. Tıp doktoru da değilim. Ama meseleye şuradan bakıyorum. Hocam çok güzel özetledi. Bir kere bu olayı şu zeminde bir bakmamız lazım. Bu bir yerde şu an toplumumuzda var. Şimdi yokmuş gibi davranmak, büyük bunları yanlış. İtelemek derken bunları yok farz etmek doğru değil. Var. Bu sefer İslam buna bir hüküm koyması lazım ki koymuş zaten. Bu sefer toplumun da buna bir gard alması veya bunun için bir defans oluşturması lazım. Yani bunları normal olarak aramızı alalım. O madem bir, böyle olmuş bir kere tamam fark etmez sen de böyle gel olmaz. Olmaz bu bir hastalık. Şimdi evet. Bunu bütün uzmanları da art niyetli olmayan. Şimdi Safvet Hocam art niyetli olmayan uzmanları. Şimdi bazısı çıkıyor diyor ki işte bu diyor araştırdık genital bir bozukluk veya işte hormonal bir bozukluk. Bu işte bu adamın bir kabahati yok. Bir araştırıyorsun bakıyorsun bunu araştırdığını söyleyen adam da eşcinsel. Yani kendi eşcinselliğini haklı ortaya çıkartmak için, haklılığını ortaya koymak için sözde bilimsel araştırmayla bunu formüllemiş oluyor, alakası yok. Yani şimdi bir de Hikmet Hoca araya girdim, yeri geldiği için söylüyorum. Eşcinsellerin ve eşcinselliği savunanların çoğu dayandığı yer Dünya Sağlık Örgütü'nün eşcinselliği hastalık sınıfından çıkarması. Yani şu an Dünya Sağlık Örgütü, evet. Yani şöyle söyleyeyim, 4'te 2'sinin gay olduğu veya 4'te 2'sinin eşcinsel olduğu Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği ne yaptı? Hastalık olmaktan çıkardı. Bu hastalık değildir dedi. Değildir. Ama bak eşcinsel, başta onun için ayırdım ben burayı. Eşcinsellik hastalık değildir diyor. Travestilik veya geylik veya lezbiyenlik hastalık değildir demiyor. Evet, İyi araştırılsın burası. Eşcinsellik yani içinde o duyguları besleyip de dışarı fiiliyata dökmeyenler bir hastalık değildir diyor. Evet. Dünya Sağlık Örgütü. Zaten bunu yapabilir. Diğeri hastalık. Bugün Amerika'da, Avrupa'da birçok ülkesinde serbest. Evlilikleri serbest. Erkek erkeğe evleniliyor. Evet. Yani şimdi sen bunu Müslüman bir ülkenin içine getirip de soktuğun zaman erkek erkeğe nasıl nikah kıyacak? Resmi şimdi nikah kıyması bunu Allah katında helal ve meşru mu yapıyor? Kesinlikle hayır. Dini nikah. Yani imam nikahını nasıl kıyacaksın? Bugün Avrupa'nın nüfuslarının çoğunun eriyip bitmesinin sebebi eşcinsellik. Yaşlı olmasının eşcinsellikten ya da dolayı. Yani birbiriyle böyle bir boyut yok ki. Erkek erkekle, kadın kadınla ne oluyor bu sefer?
dilediğimiz gibi özgür yaşayalım. Bu beden benim, hesabını ben vereceğim. Yok ya. Sanki kendi tasarrufun. Benim gözümün gibi önündesin. Bu pisliği benim çocuğuma bulaştırıyorsun. Ona özendiriyorsun. Veya burayı işin içine düşmesine sebep oluyorsun. Sebebiyet veriyorsun. Öyle değil mi yani? Bu nasıl benim şeyim? Dünya Sağlık Örgütü böyle ne yaptı? Bunu hastalık boyutundan çıkardı. Bunlar da burayı yakaladılar. Yani çok ciddi dernekler olarak çalışıyorlar. LGBT olarak yani. İşte lezbiyen, gay, biseksüel şey gibi. Evet. Yani bunların açılımı bu. Yani geçen şeyde Taksim'de yürüyüş yaptılar ya. Evet yani, hocam bir yürüyüş oldu. Evet. Yani sapıklığın adını onur yürüyüşü olarak koydular. Nasıl bir onursuzluk ve yani iffetsizliği sen onur yürüyüşü olarak adlandırıyorsun ya? Ne onur yürüyüşü? Hangi onur ya? Ne onurundan bahsediyorsun? Namussuzluk ne zaman onur oldu ya? Şimdi şu, erkeğin erkekle yatması ne zaman onurlandı ya? Şimdi şunu bir belirtelim. Kadının toplumun yatması ne zaman onurlandı? Toplumda kendisini bu fiiliyatın içine sokmuş veya sokmamış ama sokma duygusuna ulaşmış veya bu durumlarda ikilem yaşayan insanlar var. Şimdi tabii bunlar insan. Allah'ın yarattığı mahluklar ama Allah onları böyle yaratmadı. Şimdi onu söylemeye çalışıyordum az önce. Allah onları böyle yaratmadı. Kimsenin bu ifadelerine kanıp da ben de zaten şimdi nefis hep zaten buraya yatırır. E zaten bu senin suçun. Şimdi adam ne yapıyor? Kaderi sorguluyor. Allah Celle tarafından benim diyor, ben şimdi katil oldum, birisini öldürdüm. Ama diyor kader, hayır ve şerri Allah yarattı. Kaderi Allah yarattı. Benim 10 sene sonra, 20 sene sonra ne yapacağımı Allah bilmiyor muydu? Biliyordu. Demek ki benim buna müdahale şansım yok gibisinden kendisini alıp masumlaştırıp suçu Allah'a yıkma gayreti. Neuzübillah. Allah'a bu şekilde sorumlu tutma hiç gayretiyle hoşuma beraber hiç şüphen olmasın. Buraya sokuyor işi. Şimdi bu kardeşlerimize de bazı sözde bunu kendisinin ilahiyatçı olduğunu söyleyen dangalaklar da var. Profesör olduğunu söyleyen gerizekalılar da var. Hiç özür dilemiyorum bu ifadelerimden dolayı. Böyle adamlar tutuyorlar. İşte bu hormonal bozukluk veya işte onun içinde varsa bastıramamışsa veya işte toplum onu buraya itmişse veya işte ailesindeki gördüğü şiddetten vesaire. Biz bu dünyaya imtihana geldik. La rahate fi dünya buyuruyor Efendimiz. Dünyada rahatlık yaratılmadı. Bu dünya imtihan dünyası. Biz de bu dünyaya ahireti kazanmaya geldik. Bu dünyayı imtihanla geçireceğiz. Bunun kadının da imtihanları var, erkeğin de imtihanları var, çocuğun da imtihanları var, zenginin imtihanları var, fakir. Ya insanım diyen herkesin özellikle bu imtihanlar laharete dünya ifadesi müminler için kullanılmış bir ifadedir. Dünyada rahatlık yoktur ifadesi Müslümanlar için kullanılmış bir ifadedir. Müslüman mısın? Elhamdülillah. İmanın var mı? Elhamdülillah. Allah'a ve Resulüne iman ettin mi? Kitaplarına, peygamberine iman ettin mi? Elhamdülillah. O zaman sen dünyada imtihan olacaksın. Hikmet Hoca'nın dediği yere şunu temas etmek istiyorum. Çok güzel şey yaptı yani bu şu anda şey yapılıyor Hikmet Hoca. Yani İslam'la beraber yani İslami eşcinsellik kimliği kazandırmaya çalışılıyor. Onu da İslami eşcinsellikten ziyade hocam şimdi şunu söylüyorlar. Şimdi adam çıkıyor. Bu eşcinselliğin çıkma sebebi diyor. Eşcinselliğin çıkma sebebi sanki bu sadece Müslüman toplumlarda varmış gibi. Aksine en az burada var. Hatta hiç olmayan yerler burası. Ya da İslam bunu kendi içinde öncesinde öğütüyordu. Yani toplum bunu, Müslüman toplumlar bunu öğütüyordu, kaldırıyordu, yok ediyordu veya yayılmasına engel oluyordu en azından. Şimdi tıpta da bu vardır. Bir hastalığı iyileştiremiyorsa izole eder. Onu vücudun değişimi, kanserde de böyledir. Başka hastalıklarda da böyledir. Vücudun bir yeri hastaysa orayı ilaçlarla veya tedavilerle onu iyileştirebiliyorsa iyileştirir. İyileştiremiyorsa mevcut yerde hapseder. Diğer uzuvlara, azalara, organlara sıçramasını engeller. Şimdi dolayısıyla İslam bunu yapıyordu. Özür dilerim hocam. Şunu söyleyeyim. Dolayısıyla söylenen ifade şu. İslam toplumlarında yani bizim toplumlarda, Müslüman toplumlarda İslam çok katı bir din olduğu için öyle söylüyorlar ne olur bile. İslam çok katı, çok sıkıcı, çok baskıcı bir rejim olduğu için insanlar dolayısıyla özgürlükle yaşayamadığından dolayı bastırılmış duygularını bu şekle çeviriyorlar. Bu sefer kızlarla rahat oturup kalkamadığı için bu sefer erkeklerle bu işe dönmeye başlıyorlar gibi saçma sapan ifadelerle, saçma sapan teorilerle bunu ben söylüyorlar. Aksine bunun hocam tezini ben çürüteceğim şimdi. Sebep şunu söyleyeceğim, ben de araya giriyorum hocam. Baktığınızda Bizans dönemi ve Roma İmparatorluğu döneminde acayip şeyler var. Katı kurallar. Ya hiçbir, yani İslam'ın dinlerin hiçbirinde de serbest değil. Yani böyle bir şey tam yok tersine yani. Bir de şu an Batı toplumlarında işte Avrupa'sında, Amerika'sında falan da filan da Müslüman olmayan toplumlarda aksine bakalım tam cinsel özgürlük oldu. Hani bizde hani baskı var ya. Evet. Hani İslam'da baskı var diyorlar. Müslüman toplumlar baskı yapıyor, o yüzden bu oluyor. Evet. Avrupa'da full özgürlük var. Hiç baskı yok.
Ama Avrupa'daki bu eşcinsellik yayılımı, dalgası, akımı Müslüman ülkelerdekinin 20 katına yakın. Bir de hayır, evlilikler bile serbest. 20 katına yakın. Yani. Özgürlükse, bu baskıcı toplumlarda oluşan bir hastalıksa, Avrupa özgür bir toplum, Batı özgür bir toplum, Amerika medeni özgür bir toplum, medeni toplum, bunlarda niye var? Aksine ve aksine zaten buradan yayılıyor yani. Evet. Kesinlikle bu İslam'la alakalı değil. Ve hatta şunu bilmek lazım. Hocam şimdi size geliyorum. Şunu bilmek lazım. Bu bir hastalık dedik. Şimdi bu öyle veya böyle grip gibi. Ya hocam ne alakası var? Şimdi hastalığın önce bir hastalık teşhis edilir. Hastalığın teşhisinde önce hasta hastalığını kabul eder, doktora gider. Yoksa hasta hastalığını kabul etmez, doktora gitmezse dünyanın en uzman profesör de olsa kendisine gelmeyen hastayı tedavi edemez. Önce hastaneye gidecek. Gitti, tetkikleri yapıldı, hastalığı ona söylendiği zaman hastalığını kabul edecek. Hastalığını kabul etmesi yeterli değil. Hastalığı kabul ettikten sonra ona söylenen tedaviyi uygulamayı kabul edecek. Tedaviyi uygulamayı kabul ettikten sonra da tedaviyi uygulamada istikamet sahibi olacak. Düzgünce bu işi takip edecek. Yani şimdi doktora gittin, hastasın dedi doktor sana. Tamam, hastayım ben. Önce hastalığı kabul etmenin doktor ne yapabilir? Hastalığı kabul ettin, tedavisi bu. Tamam doğru, ben hastayım. Tedavisi ama tedavi yapmıyorum. Şimdi tamam, tedaviyi de kabul ettin. Al sana ilaçları. Formülü bu, yöntemi bu, yürüyüş şekli bu. 12 saatte bir alacaksın. İşte aç karnı alacaksın, tok karnı alacaksın. 3 kere yine yaptıracaksın falan. Aldın ilaçları ama vurdurmuyorsun, yaptırmıyorsun veya tedaviyi kullanmıyorsun veya aç karnı içeceğini, tok karnı içiyorsun veya 12 saatte bir içeceğini 2 günde bir içiyorsun. Tesirli olmuyor. Şimdi daha yine söyleyeceğim var da hocamın sözünü böldüm az önce. Müslüman kesim günah işleme ve bu işleri, bu yani bu cinsellikleri aşikar etme konusunda özgürlük adında bakmaya, alıştırılmaya çalışılıyor. Evet, psikolojik olarak. Yani, bilinçaltına bu algı veriliyor. Evet. Bu aralar eşcinseliz ve dindarız. Yani eşcinseliz hem de İslamcıyız yani. Böyle bir kafalar çıkmaya başladı. Bizi rahatsız eden konu buralardı zaten. Yani hem eşcinseliz hem de dindarız, İslamcıyız. Sanki İslam'a mal edilmiş gibi tabii, yapılıyor. Tabii, şimdi ne yapıyorlar? Bu sloganlarla eşcinseller kendi yürüyüşlerinde veya organize oldukları yerlerde, geçen görmüştük öyle bir şeyini medyada. 2-3 tane başörtülü kız veya başörtü giydiriyorlar kızlara. İşte yürüyüşlerine katılıyor, bayraklarını sallıyor. İşte Gezi Parkı'nda zaten bunlar ana temalarıydı. Gezi Parkı onların mekanı ya. Orada ağaç bahaneydi yani. Orada büyük bir hükümeti yıkmak veya devleti yıkmak için mücadele verdiler. Ama şu anda da tamamen AK Parti'nin tabanlarında veya işte mitinglerinde yer alma gayretlerindeler. Veya böyle AK Parti ile yürüyüp de bu işi hani İslamcı, işte bizim de AK Parti'den çok insan var aramızda. Ya AK Parti, yani şunu ayırmamız lazım bizim ya. AK Parti'den çok insan olması senin yani doğru iş yaptığın manasına gelmiyor. Veya şunu ayırmamız lazım ya. Bizim dinimiz AK din değil, bizim dinimiz İslam dini. Evet. Biz İslam dini yaşıyoruz. Yani bugün AK Parti de veya AK Parti'deki vekiller de bundan rahatsızdır. Yani niye bu dini buraya mal ediyoruz yani? İslam dinini, onların koyduğu kurallar. Bugün senin ülkende zina yasak mı? Değil. Kumar yasak mı? Değil. İçki yasak mı? Bu tarz işte transseksüellik, LGBT'lik yasak mı? Yasak. Yani faiz yasak mı? Değil. Yani veya ne bileyim organ baş şu bu hepsi yasak mı? Yasak değil. Ne İslam dini, ne dininden bahsediyoruz biz? Yani sanki AK Parti'nin veya başımızdaki hükümetin yapmış olduğu her şey İslam. Biz oraya uyunca İslam'a uymuş oluyoruz. Veya yapmış olduğumuz pislikleri meşrulaştırıyoruz. Veya AK Parti'nin yapmadığı bir şey İslam değil. Ne alakası var ya? Biz AK dini değil, biz İslam dininden bahsediyoruz burada. İslam hiçbir zaman bir partinin şuyu buyu olamaz. Anladın mı? İnne dine inde Allah'ı İslam. Allah katında tek din İslam'dır ve Allah'ın dinidir bu. Allah ve Resulü ne buyuruyorsa, Kur'an ne buyuruyorsa odur. Kur'an'da kalkıyor bunların ama yanında bazı güruhlar, ben oradan girecektim. Hikmet Hoca'nın söylemiş olduğu işte ilahiyatçı profesörüm şuyum buyum diyenler var ya, İhsan Eli Açık. Adını veriyorum, arayabilir. Bu adam çıkmış diyor ki hiçbir sorun yoktur. Bunların cinsel hayatıyla sen ne araştırıyorsun? Yahu kardeşim gözümün önündeler. Evet. Gözümün önündeler. Gittiğim zaman acı sakallı makara yapıyorlar benimle yani. Şey yapıyorlar, alay ediyorlar, dalga geçiyorlar.
Yani veya benim çoluğum çocuğum sorduğu zaman veya bunlar göz önünde olduğu zaman sürekli ekranlarda sanal alemde her yerden herkese ulaştıkları zaman yani bu iş çığ gibi büyüyor ya, sen farkında mısın? Evet. Ve sen buna çanak tutuyorsun. Bir Allah'ın ve Resulünün lanet olmuş, lanetlemiş olduğu bir şeyi İslamcı kişiliğinle çıkıyorsun meşrulaştırıyorsun, normaldir. Çünkü kimsenin üstünden komşu olarak halı silkeleyip kimseyi rahatsız etmiyor, yere tükürmüyor. Şu mazeretlerine bak. Senin şu kafana bak ya. Sen bunu mu öğrendin üniversitede ya İslam şey olarak? Yani bu mudur yani mesele? Yani şimdi, biz bundan dolayı mı rahatsızız? Çıkıp da halı silkelemediği için mi rahatsızız? Şunu da söylemek lazım. Eğer ben mesele... onun insanlığına bir şey demiyorum ki. Yapmış olduğu fiiliyat Allah'ın ve Resulünün lanetlediği bir fiiliyat ve bunu aşikar olarak yapıyorlar. Ya bunu devletin burada... yasaklaması lazım. Tabii ki. Kanunla, nizamla, hapisle, başka nasıl bir ki? Cezayla veya tedavisi varsa tedavisiyle nasıl veya tecritle. Nasıl ki intiharı senin devletin meşrulaştırmıyorsa, yasaklıyorsa intihar etmeyi, bunu da aynı şekilde denetim altına alıp yasaklaması gereken bir konu bu. Hemen şeyleri de hazır, bahaneleri de hazır Murat Hocam. Biz işte kendimiz rızamızla yapıyoruz, size ne? Veya gelen kendi rızası, hesabını ben vereceğim. Bir dakika kardeşim, eroin kullanan adam, eroin kullanmak suç mu? Uyuşturucu kullanmak? Suç tabii. Satmak suç mu? Suç. Tedarik etmek suç mu? Suç hocam. Bunu üretmek suç mu? Suç. O zaman bunların ameliyatlarını yapan doktor suçlu. Bunlar suçlu, bunlara gidenler suçlu. Devletin bunun önlemini alması lazım. Yoksa bu benim kendi tercihim, kişisel tercihim, özgürlüğüm. Bu söylemek istediğim değil. Yer şurasıydı burada. Özgürlük şimdi, değil bu yani. Bir de bu halı söylediğim insan, şey, yerlere isim verdim şu meseleyi tamamlamam lazım. PKK da yerlere izmarit atmıyor canım şimdi. Bu insan ayeti inkar ediyor, ayeti değiştiriyor. Kafasına göre yorum yapıyor ayeti. Evet. Çıkıyor konuşması, açın internette bakın canım. Yani resmen ayete, Lut Aleyhisselam'ın hakkında, Lut kavminin hakkında çıkan ayete, Araf suresindeki 80. ayete, resmen adam Allah'ın burada Lut kavmini, Lutileri, yani sadece sapkınlıklarından dolayı, yani sapkınlıklarından dolayı lanetlediğini sapkınlıklarından söylüyor. Değil, zor koştuklarından zor koşup, dolayı. Yani zorla tecavüz yaptıklarından dolayı. Yoksa yani sapkınlığını böyle dolayı söylüyor. Değil yani. Şimdi oysa böyle Mevla diyor. Teala bak hiç şüphe bırakmadan alelayen beyan ediyor bize. Ayeti bak okuyayım. Söylemeyeyim de yani okuyayım. Evet. Hani Lut kavmine şöyle demişti. Bak Mevla buyuruyor. Evet. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı, sizden önce hiç kimsenin yapmamış olduğu bu hayasızlığı ve çirkinliği mi yapıyorsunuz? Mevla buyuruyor. Bu çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz, burası çok önemli. Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Bak sapıklık mı, sapkınlık veya tecavüz mecavüz yok burada. Kadınları bırakıp erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Mevla buyuruyor. Doğru. Yani kadınları bıraktın, erkek erkeğe yanaşıyorsun. Veya kadın kadına yanaşıyorsun. Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Şimdi ayet açık açık burada. Ne? Kim bu ayeti hala kalkıp da başka yerlere Allah burada onu söylemek istemedi. Ve sen şimdi kafana göre yorum yapma. Açık açık burada ayet. Ayet açık. Açık. Ne? Kadınları bırakıp erkeklere mi yanaşıyorsunuz buyuruyor. Bırak zorlasını morlasını şimdi. Evet. Ayet direkt burada açıp herkes Araf suresinin 80. ayetine bakabilir bu ayet. Net. Net. Net net bir ayet. Bu ayeti okuyup duyduktan sonra bu işi meşrulaştırmaya çalışan insan haindir, din düşmanıdır, kafirdir. Kesinlikle, kesinlikle. Yani başka kalkıp da sen bu işi kalkıp da meşrulaştırma. Senin yakın olmuş olduğun parti kendi tüzüğüne eşcinsellere yol açacak diye bu hareketleri yapma. Bunu yapanların hepsi silinip gitti. Sen de silinip gideceksin. Yani böyle ne yapma bunu. Kalkıp da alıp da ayetlerle oynama. Evet, ben ayet açık açık ortada. Ben profesörüm, ben ilahiyatçıyım deyip de hiç ya, alakası da yok ilahiyatçılıkla ya. Ya bunu madem çok meşru, yani çok normal. Yani bu işi yapıp da çocuk sahibi olan insanlar da var ya. Çocukları var eşcinsel. Evet. Madem öylesin çok meşru, çocuklarını da öyle yap. Ama çocuklarından gizliyorsun. Gizliyorum. Çocukların duymasın diye mücadele ediyorsun. Ailenden gizliyorsun. Madem meşru niye bu böyle? Yani bu konu bak hafife alınacak kadar basit bir konu değil. Kesinlikle. Ama Lut Aleyhisselam zamanından bugüne kadar da gelmiş eski bir mevzu. Bu konu konuşulması gereken bir mevzu. Hakikaten saklı bir gerçek. Konuşulması gereken bir mevzu. Çocuklarımıza nasıl yaklaşmalıyız? Bu iş nerede başlıyor? Hangi duygularla nasıl yanaşılması gerekiyor? Evet. Bu işler önemli. Çünkü çocuk ergenlik çağına geldiği zaman bir cinsi kimlik arıyor.
Kesinlikle. Şu anda da sanal alemde gözünün önüne sunulmuş bu tarz ilişkilerin, sapkın ilişkilerin rahatlıkla ulaşabileceği bir tık kadar uzağında çocuk yani. Hiçbir yaptırım gücü olmayan bir tıkladığı zaman gaylerin ilişkilerine veya işte çok daha pis filmlere anında ulaşılabiliyor. Kesinlikle. Çocuk ya, ilişkiyi böyle zannedebilir. Zaten tehlikeli olan kısım da şurası hocam, özür dilerim. Şimdi ufak bir araştırma yaptım. Burası Türkiye, bu bahsettiğim Türkiye. Dünyadaki diziler, filmlerle falan bahsetmiyorum. Türkiye'de 30 küsür tane, son yıllarda 30 küsür tane dizide hep eşcinsel karakterler konmuş. Doğru, doğru. Hep eşcinsel koyuluyor karakterler ya, var. Ve ya. Bunlar ön saftaki karakterlerden oluşturuluyor. Ve bunlar dizinin içerisinde güvenilir, sır taşıyan, dostane, tabii, cana tabii, yakın, güzel karakterler. Kötü günde yanında olan, zor günde dostunu kollayan modeller gibi gösteriliyor. Bu sefer insanlara sevdiriyor ve aşikare sevimli gözüküyorlar. Sevimli gösteriyorlar. Sevimli gösteriyorlar ve aşikare olarak bunları gençlerimize, evlatlarımıza özendiriyorlar. Ondan sonra genç çocuk ne yapacak? 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında sen diziyi seyrediyorsun, o da seninle beraber seyrediyor. Veya ilerleyen yaşlarında, ama bu yaşlarda başlıyor. Bu sefer benim çocukluğumdan beri var, ben böyle yaratıldım. Veya ben doğduğumdan beri böyleyim zannediyor. Öyle bir şey yok. Sana bu sevdirildi. Sana görsellikle, bilinçaltından bu sevdirildi. Yani aynen şu öyle. Anda kabul bir etmedikleri de, tek şey, yani bu iş hastalık değildir diyor yani. Yani tedavi edilmiş, tedavi yapılacak bir şeyimiz yok bizim diyor. Hastalık, bak burası çok önemli. Yani ama arada tabii hastanın, buna pişman olmuş, düzelmeye çalışan, düşmüş bir kere hata yapmış, batağa saplanmış ama bir el yok mu bana uzatacak diye bekleyen veya buna pişman olmuş çıkmaya hocam, çalışan tedavi sürecinde kişiler varsa en bunları büyük, müstesna tutuyoruz en yani. En büyük tedavi bir insanın önce bir hastanın hastalığını kabul etmesiyle başlar. Kesinlikle. Şimdi sen hastalığını kabul etmedikten sonra dünyanın en büyük profesörü de gelse sana hiçbir şey yapamaz. Kesinlikle. En basit bir baş ağrın bile olsa... Anlatabiliyor muyum? Sen ona başım ağrıyor demedikten sonra seni tedavi edemeyip rezil olup gider. Ama bu profesörle alakalı değildir. Sen başını ağrıyorum dediği zaman şu kapıdaki ayakkabı boyasına başım ağrıyor de sana 500 miligramlık bir Novalgin verir, seni tedavi eder. Yani bu profesörün profesörlüğüyle alakalı değil. Hastanın hastalığını kabul etmesiyle alakalı. İşte bu grupta özellikle bunların kurmuş olduğu dernekler ve organizeli çalıştığı gruplar da bunları mevcutta tutmaya çalışıyor. Aynen bunu hastalık değildir diyorlar ve dayandıkları yerde ve sahip dünya sağlık bu adamlara. Tabii yani. Dünya Sağlık Örgütü'nün çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu eşcinsellik hastalık sınıfından çıkarılmıştır kanununu baz alıyorlar. Peki Dünya Sağlık Örgütü'nden bu hastalıktır değildir diye çıkardıkları zaman niye o zaman bu karara karşı çıkan doktorların hepsi işlerinden kovuldu? Niye o zaman hala Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde eşcinsellerin yani doktorların eşcinselliği tedavi edilebilir bir hastalık olarak göstermesini açıklamak yasak? Açıklanması yasak. O zaman yani normalde bu bilimsel bir araştırmaysa tartışmaya açık olmamalı mıydı? Niye tartışılmıyor? O zaman bilim değil bu. Bir dayatma, bir ideoloji ve bir toplumu bozma meselesi hastalıklı burası. Hastalıklı bir toplum üretme. Şehvani sırf midesi yani karnını doyurmak için ve şehvani arzularını gidermek için başta o İngiliz gavurunun söylemiş olduğum Muhammed ümmetini bozmak istiyorsan ne yapacaksın? Bir kadeh içki, açık dansözler veya açık çıplak kadınlar veya şehvetine düşmüş bir topluluk oluşturman lazım. Bunlara bint bunlar yani bir Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine yapabileceğin, atabileceğin 1000 tane bombadan daha tesirlidir diyor adam. Evet, açık ifade etmiş. Açık açık kusuyor adam kinini ya. Evet. Yani bu toplumu ancak böyle bozarsın. Kafir bunların kadınlarını açık bozacaksın. Kadınlara bırak, kadınlarımız zaten bozdular. Erkeklerimizi de bozdular. Erkeklerimizi de kadınlaştırdılar. Evet. Bir değişik hale gidiyoruz yani. Evet. Bu işin de acilen konuşulması lazım. Kesinlikle. Biz bir yerden girdik. Bizim fikirlerimiz, düşüncelerimiz bu. Şahsi fikirlerimiz de var. Araştırmış olduğumuz fikirlerimiz de var. Yani isim isim verebiliriz. Ama bizim yetişebileceğimiz ilmi seviyemiz bu kadar. Bu konu çünkü bizim oturup da üzerinde çalışıp da ilmini aldığımız bir konu değil. Kesinlikle. Ama etrafımızda artık bizi rahatsız eden veya bu tarz arkadaşlardan telefon gelip de nasıl tövbe edebilirim, tövbem kabul olur mu, yapmış olduklarım affedilir mi diye artık şeyler almaya başladıktan sonra bu konu konuşulması gereken bir konu oldu bizim için. Onun için böyle kalkıp da öyle
biz bu konuyu ne yapalım? Es geçelim veya bu konuyu helal dairesine çevirelim. Bizim bizim programımızı izliyorlardır. Bizim radyomuzu izliyorlardır. Benim sohbetlerimi dinliyordur. Ondan dolayı işte normal haram gibidir. İşte şeydir. İşte normal o zaman yani bir içki içmek gibi. Herkes içki içiyor. Ben de bunu yapıyorum diye meşrulaştırıyor kafasında. Evet. Veya herkes zina ediyor. Canım ben de bunu yapıyorsam ne olur ki diye meşrulaştırıyor kafasında. Yani bu kadar basit bir mesele değil. Yani çok ciddi bir mesele. Konuşmamız lazım. Derinine de inmemiz lazım bu konunun. Şimdi araya gireyim ben bir iletişim bilgilerimi hatırlatmak için. Sonra yine devam edelim sözümüz inşallah. Efendim iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istedim sizlere tekrar. Değerli görüşleriniz, değerli sorunuz, değerli fikirlerinizi bize iletebilirsiniz. Efendim sakligerçekler@fmtv.com.tr telefonumuz ise 0216 488 0488. Murat Hocam sözünüzü kesmiştim. Buyurun efendim. Estağfurullah tekrar. Sözüm değil. Yani demek istediğim yani hayvanların Allah bize akıl vermiş. Öyle değil mi? Kesinlikle. Sizi kadın ve erkek olarak yarattım demiş. İkinizin de birbirine ihtiyacı var demiş. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bu dünyanın Allah'ın yaratmış olduğu genel kanunu. Adem Aleyhisselam yaratıldı. Öyle değil mi? Evet. Sol ayak kemiğinden de Havva anamız yaratıldı. Erkeğin ihtiyacı olsun, ihtiyacından dolayı. Kadının da erkeğe, erkeğin de kadına ihtiyacı var. Birbirini tamamlıyorlar elhamdülillah. Ve mükemmel bir yaratılış. Evet. Olmasa olmazdı gerçekten. Hanımlarımız olmasa gerçekten olmazmış. Gerçekten büyük bir yani boşluk yaşam, olurmuş yani. Evet, zor olurdu. Adem Aleyhisselam'ın evladıya yani dünyadan sonra bütün nimetler tabii verildi. Yine hala üzgün. Yani ne oldu Adem'e ya Rabbi dedi yani bir eş olsaydı yani. Yalnız. Yani paylaşacak. Yani şimdi onun için yani bu konu bak bir nüfus erimesine de çok ciddi sebep oluyor. Kesinlikle hocam. Çok ciddi nüfus erimesine sebep oluyor. Onun için İslami veya laik olsun veya ne olursa olsun. Devlet bu konu hakkında kendi bekası için, nüfusunu muhafaza etmesi için bu konuyu yani nasıl intihar özgürlüğü ve hürriyeti yoksa birinin, başta da söyledim, yani böyle cinsiyetini kadın ve erkeğin dışında kalkıp da böyle yapması da bak başka meseleler vardır. Yaratılışta hünsa meseleleri vardır. Bu meseleler ayrı. Çift cinsiyetli doğmuştur. Ona göre estetik İslam'da haramdır ama onun hangi yöne hormonları hangi yöne ağır basmışsa galip olan yönüne doğru o organlar temin edilir. Yani ameliyatla ne yapılabilir? Evet, alınabilir. Ağırlık olan taraf bırakılır. O konu üzerinde yaşar. Evet. Şimdi sen ben erkekten travesti oldum veya işte gay oldum deyince yani sen şimdi bunu İslam çerçevesinin içine sokunca ben camide hiçbir travesti görmüyorum. İslam'sın madem İslam'ın içine sokmaya çalışıyorsun sen neredesin? Yani hep bardasın, pavyondasın, sokaktasın, çıplaksın. Yani madem İslam'sın ben çarşaflı veya tesettürlü bir gay görmüyorum yani. Öyle değil mi yani? Var mı böyle? Görüyor musunuz yani? Madem bu kimliği tercih ediyorsan bu kimliğin İslam'daki gereğini uygula o zaman. Ya da benzeri bir durumdaysan git normal işini yap, normal seyrini yap. Yok, evet. Sokaklarda etini satıyorsun. Fuhuştan ya para Allah kazanıyorsun etsin. Rabbim ve insanları helak ediyorsun inşallah. Ya. Tabii, Rabbim kurtarsın tabii, hepsini inşallah. Bu o zaman normal bir işte çalışırsak buna müsaade var mı noktasında da öyle bir şey değil. Ama genel ölçüyü söylüyoruz. Yoksa baktığınız zaman sokaklarda hep mezbelelik yerlerde, köprü altlarında, pis yerlerde, lağımın pisliğin olduğu yerlerde aşikarda değilsin. Niye? Sen de biliyorsun bunu. Ne kadar kendini normal bir birey gibi göstermeye çalışsan da bunun normal olmadığını zaten biliyorsun. Yani toplum normal da bunu şey biliyor olsa, yani. Normal bir şey olsa... Yani Allah öyle yaratırdı seni. Aynen. Bu böyle bir topluluk oldu ama Allah buyuruyor. Hepsinin bak fiziki güzellikleri gittikten sonra 45-50 yaşlarında hepsi yani fiziki güzelliği gittiği zaman ne eder bu şimdi? Kadın değilsin, erkek değilsin. Şey. Yani bütün bu işin içindeki arkadaşların da hepsinin şikayeti bu. Hayır. Fiziki güzellikleri gidince 50 yaşında, 45 yaşında fizik güzellik gitti. Kimse itibar etmeyince bu sefer bunalıma giriyor. Bunalıma girdiği zaman intihara gidiyor. Yanında bir çocuğu yok. Hanımı yok, onunla beraber yaşlanacak. Yani yalnızlığa giriyor ve inzivaya çekilerek bunalıma giriyor. Arkadaşlarının da hiçbiri sahip çıkmıyor ona. Çünkü burada öyle arkadaşlık yok. Artık getirisi de yok çünkü. Getirisi de yok, maddi kazançları da yok. Şimdi ne yapacak bu? Bir para da etmiyor artık. Bir de Rabbinin sana vermiş olduğu bir fıtrat var. Bayansan bayan olarak ya da erkeksen erkek olarak sen bunu Rabbinin verdiği mükemmel o vücudu, o mükemmelliği sen şimdi değiştiriyorsun kendini. Tamam şimdi bu yani, işin bir boyutu da
Bir de mesela şuraya da dikkat çekmek istiyorum ben. Şimdi hocam nasıl oluyor bu insanlar? Tamam içinde var ama içinde nasıl oluşuyor bu? Veya işte hocam ben bir anda erkeğim böyle içimde duygu oluşmaya başladı veya meyletmeye başladım. Veya işte ben kadınım hocam erkeklerden... Hocam özür dilerim son sözlerimi alırsak bir ara vereceğiz sonrasında. Tamam hemen şey yapıyorum. Ama bu hemen kısa sürecek bir şey değil ya. O zaman bir araya geçelim. Tamam reklamlara geçelim çünkü efendim, biraz gidecek bu yani. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz inşallah. Tekrar konumuza devam edeceğiz inşallah. O zaman hocam bu hastanenin mevcudiyeti de şu anda okulların önünde maskeler birbirlerini öldürüyor.